Efendim Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar peygamberimizi çok beğeniyorlar, çok seviyorlardı. Peygamberim çok çekiciydi aynı zamanda. Yani çocuksu yüzlü, tatlı, böyle simsiyah gözlü, doğuştan sürmeli gibi gözleri. Sürme de istimal ediyor, kullanıyor ama kirpikleri gür, böyle yukarı yukarı uzun kirpikleri Resulullah. Alt kirpikleri de uzun, üst kirpikleri de uzun. İri siyah gözlü. Sonra böyle hafif burun üstü kalkık. Mehdi de evladına da geçiyor. Hafif burnu kalkık. Ve bir parça doğan burnu. Hafif, belli belirsiz. Ondan sonra beyaz. Ama cilt böyle porselen gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta vefatına kadar öyleydi. Böyle gür siyah saçları var. Genken hep uzun. Bazen hac zamanı kestiriyor saçlarını. Ondan sonra ama kısa sürede uzuyor tabi saçları. Maşallah omuzlar böyle pehlivan omuz. Zaten peygamberimiz pehlivandı biliyorsunuz. Yani o çok acı kuvveti vardı böyle çok sökücü, müthiş bir kuvvete sahipti maşallah. Bacakları böyle kalınca, kalın bacakları. Elleri irice, ayakları da irice. Bayağı kuvvetliydi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orta boylu. Hafif göğüslerin bu kısmı tüylü. Boydan boy ama bir şerit halinde tüylü hafif. Ondan sonra şu bölgede. Vücudu genekten şey gibi diyorlar, heykel gibiydi diyorlar. Ya yani porselen heykel gibi, parlak cildi. Boynu falan pırıl pırıl. Böyle çocuk cildi gibi. Onun için gümüşe benzetiyorlar peygamberimizin boynunu. Dişler süt beyaz, bembeyaz dişler, bayağı düzgün. Hanımlar gördün mü? Ahlak onda, güzellik onda, cazibe onda. Çok çekiciydi peygamberimiz maşallah. Hanımların ucu bucağı yok evlilik teklif edenlerin. Aman diyorlar kendimizi hibe ederim sana. Ondan sonra kimi cari olarak beni al diyor. Çok çok fazla olunca Cenab-ı Allah yasaklıyor. Yani boşanıp evlenenler var peygamberimizde. Görene aşık oluyor hanımlar. Cenab-ı Allah diyor bundan sonra sana hanımlarla evlenmek yasak diyor. Ama bak ayetin devamı var. Kendini hibe edenler hariç diyor Allah. Yani cari olanlar hariç, elinin altındakiler hariç diyor. Şimdi hibe ve cariye o devirde aynı nikah gibi. Yani çünkü kadın ona ait olmuş oluyor zaten. Nikahta amaç ne? Kadının ona ait olması değil mi? Tabii. Yani nikahın ana vası budur. Yani kadın bir başkasıyla beraber olmuyor. Nikah dediğin odur yani nikahta kadın. Ona ait olduğunu, o kişiye ait olduğunu söylüyor. Ömür boyu başkasıyla beraber olmuyor. Nikahtaki ana hikmet bu. Evet. İnşallah. Kadın diyor ki ben kendimi sana hibe ettim Allah'ın izniyle. Seninim diyor Resulullah. Sana aitim diyor. Peygamberimiz de diyor ki aldım gitti. Bitti. Herkes de duyuyor zaten. Bu o devirde bir nevi nikah işte. Peygamberimize aldım gitti dediyse, oradakiler de duyuyorsa, kadın da sana hibe ettim kendimi diyorsa, bu bir nevi nikah olmuş oluyor o devirde. Cariye de iki tür işte bu hibe eden hür olan cariye olmuş oluyor, hür. Yani azatlı cariye. Bir de azat edilmemiş cariye oluyor. Ki peygamberimizin yanında zaten aynı hükümde onlar yani hiç istediği yere gidiyor, istediği gibi çok... Yani çok şık giyiniyorlar, gayet güzel giyiniyorlar. Şey, cariye olduğunda zaten doğrudan onun helali olmuş oluyor. Ama yine başkasıyla beraber olmaz cariye. Sadece ona ait olmuş oluyor o devirde. Yani nikahlı hükmünde olmuş oluyor. Onun için bazı ahmaklar onu anlamıyor. Ya olur mu diyor nikahsız nasıl olur diyor. Lan nikahtan gaye ne? O kadının ona ait olması değil mi? İşte kadın ona ait olmuş oluyor. Sana aitim dediyse kadın ona ait işte. Başkasıyla beraber olmayacak. Ona ait. Hibe ettim diyor. O devirde öyleydi. Nikahta da öyle. Mesela adam şahit geliyor değil mi? Şimdi mesela devletin memuru geliyor. Kadın diyor ben o sana aitim diyor. Erkek diyor. Ben baba tamam diyor işte. Yani, beraberiz diyor ömür boyu. Orada olan da aynısı. Ama onda miras hukuku yok. Sadece o var. O kadar. Yani kadın ben sana aitim diyor. İster al ister alma diyor. Başkasının ömür boyu ilişkiye girmiyor. Mesela rahibe hanımlar da bu şeylerde
Hristiyanlar da efendim. Diyor ki ben diyor Hazreti İsa ile evlendim diyor. Kendim ona hibe ettim diyor, onunum diyor. Mesela diyor ki niye evlenmiyorsun? İşte ondan evliyim ben diyor, Hazreti İsa ile evliyim. Ona aitim diyor. Görmeden, gıyabında. İster alsın ister almasın diyor. Ben ona aitim diyor, hibe ediyor. Halen devam ediyor Hristiyanlarda. Efendim, rahibe genç kızlar, 19 yaşında, 20 yaşında genç kızlar, hibe ediyor. Ömür boyu da kimsenin evlenmiyor. Ben İsa Mesih ile ahirette beraber olacağım diyor inşallah. Onun eşiyim diyor. Ona benzer, yani o devirde olan da. Peygamberimize kendini hibe eden kadın, ömür boyu kendini onun kabul ediyor. Adam da anlamadığı için ahmak, başka türlü bir şey var zannediyor. Değil.